Nükleer enerji ile ilgili en önemli tartışma bunun iki yüzlü enerji olması. Yani bir yüzüyle tamamen barışçı amaçlı bir takım işlemler yapılabilir. Barışçıl amaçlı elektrik üretimi olabilir. Tıpta, tarımda kullanımları olabilir. Birçok yönüyle izotopların kullanılması gibi. Ama diğer yönden aynı nükleer bilim ve teknolojiyle, aynı tesislerle, aynı imkan kabiliyetlerle nükleer silah yapmak da mümkün. Zaten bu yönüyle 1968 yılında imzalanan, 70 yılında yürürlüğe giren nükleer silahların yasaklanması antlaşması, NPT dediğimiz antlaşma ortaya çıktı ve 1 Ocak 1967'den önce nükleer düzenek patlatmış olan ülkeler, nükleer silahlara sahip olan devletler olarak kategorilendirildi ve onlar silahlarını zaman içinde azaltmak kaydıyla yine de tutabilecekleri resmi olarak ve legal olarak bunu tutma hakkına sahipler. Ama antlaşmaya taraf olan diğer ülkeler, ki şu an 188 ülke bu durumda, nükleer silahlara sahip olmayan devlet statüsünde. Ve bu ülkeler antlaşmaya taraf olurken hiçbir zaman nükleer silah yapmayacaklarını ve bunun karşılığında nükleer enerjinin barışçıl amaçlı kullanımlarından istifade etmelerinin önüne engel olmayacağı garantisini aldılar. Dolayısıyla nükleer enerji böyle bir enerji. Tabii buradaki ince çizgi tamamen niyetlere bağlı. Yani aynı teknoloji, aynı bilimsel birikim, aynı kadrolar, aynı tesislerle sadece birçok Avrupa ülkesi buna sahip ve sadece barışçı amaçla kullanılabilir. Ama eğer askeri amaca, yani silah yapmaya yönelilirse, o tesisleri biraz daha farklı yönde ve daha farklı sürelerde kullanmak gerekebilir. Mesela barışçı amaçlar çerçevesinde görülen ya da askeri amaç kapasitesinde değerlendirilmeyen unsurlardan bir tanesi araştırma reaktörleri. Ki orada %20, hatta daha üzerinde zenginleştirilmiş uranyum açısından zenginleştirilmiş, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor. Daha fazla zenginleştirildiği takdirde silaha gidebilir. Ya da nükleer denizaltılar ya da uçak gemileri, bunlar ya yani çok büyük gemiler nükleer enerjiyle çalışabiliyor. İçlerinde bir nükleer reaktör var. Özellikle denizaltıların denizin altında çok uzun süre kalabilmeleri, satığa çıkıp mazot almaları gerekmemesi, aylarca denizin altında kalabilmeleri, suyu aratabilmeleri, havayı temizleyebilmeleri nükleer reaktör sayesinde oluyor. Yani bir denizaltı aynı zamanda hem nükleer silah fırlatabilen hem de nükleer enerjiyle çalışabilen bir denizaltı olabilir. Kaldı ki yakın zamanda, sanıyorum geçen Eylül ayıydı, Avustralya, İngiltere, Amerika arasında AUKUS denen grupta bir antlaşma imzalandı ve Amerika ile İngiltere Avustralya'ya 8 adet nükleer denizaltı verecek. Ancak bunlar nükleer silah fırlatan denizaltı olmayacak. Sadece nükleer reaktörle çalışacak. Dolayısıyla nükleer enerjinin bu yönü de var. Özellikle büyük gemilerde nükleer enerjiyle çalışan bir yapı oluşturulduğu takdirde hem özellikle denizaltılarda bu çok büyük bir avantaj sağlayabiliyor. Ama sonuç itibariyle her bilim dalının, her teknolojik gelişmede olduğu gibi o kapasiteye sahip olan kişilerin niyetleri sonucu belirliyor. Çünkü bugün başka birçok teknolojide tamamen insanlık yararına, çevre için uyumlu ve barışçıl amaçla kullanılabilir. Ama yine aynı teknolojiyi çevreye zarar veren, insanlığa zarar veren, sağlığa zararlı bir şekilde dönüştürmek de mümkün. Bu tamamen insanların kullanımına, niyetlerine bağlı bir durum. Aslında Putin'in işgalin başlamasından 1 ya da 2 gün sonra yapmış olduğu açıklamayı ben son derece şanssız bir açıklama olarak değerlendiriyorum. İki sebepten. Birincisi, sadece nükleerde kalmadı. Özellikle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ağzından birkaç kez basın toplantılarını, hem zirve öncesi hem zirve sonrasında yaptığı açıklamalarda Rusya'nın kimyasal silah kullanması endişesini taşıyoruz gibi ifadeler basında çok yer aldı ve bugün bana da en çok sorulan soru bu. Nükleer kullanır mı, kimyasal silah kullanır mı şeklinde. Bu tartışmanın önünü Putin'in o bana göre son derece gereksiz ve şanssız açıklaması. Neden gereksiz ve şanssız? Çünkü Rusya, Sovyetler Birliği'nden miras olarak aldığı nükleer silah sahip devlet statüsünde bir ülke ve nükleer silahlarını tutma hakkına sahip. Her ne kadar azaltma garantisi, NPT'nin 6. maddesi çerçevesinde silahsızlanma yönünde adımlar atma garantisi vermiş olsa bile, konjonktür tabii buna fırsat vermiyor. Ama nükleer silah sahip devletler, nükleer silahlara sahip olmayan devletlere negative security assurances dediğimiz negatif güvenlik garantileri verdiler. Yani
siz eğer nükleer silaha sahip olmayan devlet, bana karşı nükleer silahlara sahip bir devletle beraber bir işbirliğine girişmezseniz ve saldırıya girişmezseniz ben size karşı nükleer silah kullanmayacağım şeklinde bir söz verildi. Tamam, belki uluslararası bir antlaşma metni değil ama uluslararası alanda devletlerin yazılı olarak yapmış oldukları açıklamalar ve kendilerini bağlayan açıklamalar olarak kabul edilir uluslararası hukuk açısından da. Bir defa buna çok aykırı bir tutum takındı. Çünkü ülkeler nükleer silah NPT'ye girerken biz nükleer silah yapmamak karşılığında hem nükleer enerjinin barışçı amaçlı kullanımından istifade edeceğiz hem de bize karşı nükleer silah tehdidi ortaya konulmayacak dendi. Kaldı ki Ukrayna konusunda Sovyetler Birliği'nden devralınan nükleer silahlar o dönemde Sovyetler Birliği döneminde 15 Sovyet Cumhuriyeti'nin 4'ünde Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya'da bulunuyordu. Beyaz Rusya, Belarus ve Kazakistan silahları hemen devrettiler. Ukrayna biraz ayak diredi ama 1994 Budapeşte memorandumuyla hem egemenliği tanınacağı hem bir tehdit altında kalmayacağı düşüncesiyle ve bu yönde sözler verildiği için nükleer silahları Rusya'ya devretti. Ki bunlar Sovyetler Birliği'ne ait silahlardı. Doğrusu da buydu uluslararası açıdan ama bugün bir nükleer tehditle karşı karşıya kalmış olması. Bundan sonra herhangi bir devlete bu konuda söz verdiğiniz takdirde bu örnekleri önünüze getirecektir. Yani bize söz veriliyor veya bir başkasına söz veriliyor. Tutulmuyor o zaman bu sözlerin bir gereği yok ve birçok ülke demek ki nükleer silaha sahip olursak bize dokunmazlar. Sahip olmazsak onlar karşısında aciz kalırız diye düşünebilir. Kimyasal silahlar konusu ise Rusya Federasyonu yine Sovyetler Birliği'nden kalan yaklaşık 40 bin ton ki bu kayıtlara geçer onların deklare ettikleri kimyasal silah stoku ve 1993 yılında Ocak 93'te imzalanan 97 Nisan'da yürürlüğe giren kimyasal silahlar konvansiyonu çerçevesinde hem kimyasal silah stokunu hem bunları yapmakta gerekli olan tesisleri tamamen ortadan kaldıracaktı. Nitekim Lahey'de bulunan kimyasal silahların yasaklanması örgütü OPCW bu konuda yapmış olduğu çalışmalarla en son 27 Eylül 2017 tarihinde Sovyetler Birliği döneminden kalan ve Rusya'nın da sahip olduğu kimyasal silahların tümünü ve tesisleri artık kullanılmaz hale getirdiğini açıkladı, sertifiye etti ve bunun bir belgesini de ortaya koydu. O tarihten sonra Rusya'nın kimyasal silah geliştirme yoluna gitmiş olmaması gerekir. Bir, ikincisi tabii ki bütün tesisleri deklare etmiş olması lazım. Ama Rusya bazı tesisleri bildirmemeliyse ki OPCW yani kimyasal silahların yasaklanması örgütü istihbarata dayanarak oralara da gidip bakabilirdi şüphe ettiği tesis varsa. Bunlar açığa çıkardı. Ama bu söylentilerin çıkmış olması tabii arkasında iki sebep var. Birincisi bazı kişilere yönelik olarak bu Novacik denen bir suikast kimyasal maddesi diyelim. Bunun kullanılmış olması ki bu kitlelere karşı kullanılacak bir madde değil. Ufak miktarlarda ve toz halinde olan gaz ya da likit olarak geniş alanda kullanılacak bir madde değil. Bir bu. Bir de tabii Suriye'nin kimyasal silah kapasitesine hem geçmişte çok katkı yapmış olması hem de son yıllarda her ne kadar Suriye'de baskı altında kimyasal silahlar sözleşmesine katılıp %99 civarında kimyasal silahları ortadan kaldırmış olsa bile çok küçük miktarları yine geniş alanda etkili olabilecek miktarları kullanmış olmasına Rusya'nın göz yumduğuna dolayısıyla bunun arkasında Rusya'nın kendi niyetleri olduğu yönde söylentilere sebep oluyor. Rusya'nın bu noktada yapacağı benim isteyen her tarafa bakabilir. Nükleer kimyasal silahlar konusunda hiçbir kapasitem yok, niyetim de yok şeklinde bir açıklık sağlayabilir ama konjonktür buna bugün henüz müsaade etmiyor. Bütün bunların arkasında Putin yine de o nükleer konudaki yapmış olduğu bana göre gereksiz ve şanssız açıklama var.